Merhaba. Anafilaktik şok en çok karşılaşılan şok türlerinden biridir. Bundan anafilaksi olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Anafilaktik şok şokla sonuçlanabilecek kadar ciddi bir alerjik reaksiyondur. Şokun doku perfüzyonu azaldığında, başka bir deyişle dokudaki oksijen oranı azaldığında ortaya çıktığını önceki videolarımızdan hatırlarsınız. Alerjik reaksiyona sebep olabilecek pek çok şey olabilir. Örneğin, arı sokması, yer fıstığı, çeşitli gıdalar, polen, bazı ilaçlar alerjik reaksiyona yol açabilir. Bahar nezlesi gibi hafif ve mevsimsel alerjiler olduğu gibi şoka sebep olabilecek kadar ciddi alerjiler de olabilir. Peki alerji şoka nasıl sebep olur? Bunun cevabına geçmeden önce anafilaksinin iki çeşidi olduğunu belirtmek istiyorum. İmmünolojik olanlar ve immünolojik olmayanlar. İmmünolojik anafilaksi ile başlamak istiyorum çünkü bu anafilaksinin en sık rastlanan çeşididir. İmmünolojik anafilaksi de alerjen bir madde söz konusudur. Bu arının iğnesindeki zehirde ya da herhangi bir gıdada bulunan bir madde olabilir. Bu yabancı maddeyi alerjik reaksiyona sebep olduğu için alerjen olarak adlandırırız. Alerjen vücudumuza girdiğinde önce B hücreleriyle karşılaşır. Evet. B hücreleri. Bu hücreler bağışıklık sisteminin antikor üreten hücreleridir. Antikorlar Y harfi şeklinde yabancı bir cismi etiketlemek ya da işaretlemek için kullanılan proteinlerdir. Ve bu durumda antikorlar vücuda giren alerjene reaksiyon gösterir. Bir alerjene karşı üretilen antikorlara IgE adı verilir. IgE, immunoglobulin E'nin kısaltmasıdır. Globulin, protein, immuno da bağışıklık anlamına gelir. Yani bunun bağışıklık sistemine ait E sınıfı bir protein olduğunu söyleyebiliriz. Bunu vurgulamak istememin sebebi de IGE'nin mast hücreleri olarak bilinen diğer bağışıklık hücreleri üzerinde bulunmaları ve bu hücrelerinde bağışıklık sisteminin aracı hücreleri olmalarıdır. IGE üretildikten sonra bu mast hücreleri üzerinde toplanır. Bu durum alerjene ilk defa maruz kalındığında gerçekleşir ve duyarlılık olarak bilinir. Başka bir deyişle bağışıklık sistemi bu alerjene karşı duyarlı hale gelir. Ve bu alerjenle yeniden karşılaştığında daha hızlı bir alerjik reaksiyon gösterecektir. Alerjen bu antikora bağlandığında mast hücreleri aktive olur ve bunun sonucunda da iki şey gerçekleşir. Birincisi, mast hücreleri sitokin adı verilen bağışıklık molekülleri salgılar. Sitokinler hücresel iletişim için kullanılır. Böylece mast hücreleri ak iletişim kurar ve onları göreve çağırır. Sonuç olarak giderek daha fazla ak yuvar bir araya gelir ve bu alerjene tepki olarak daha fazla ak yuvarın bir araya gelip aktive olduğu bir döngü ortaya çıkar. İkinci olarak Mast ve bağışıklık hücrelerinin aktivasyonu sonucu histamin adı verilen başka bir molekül salgılanmaya başlar. Histamin güçlü bir vazodilatördür başka bir deyişle kan damarlarını genişletir bu çizimdeki kesikli çizgiler damarların histaminden önceki düz çizgilerde histaminden sonraki hallerini temsil ediyor gördüğünüz gibi histaminden sonra damar çapı artmış durumda bu tüm vücutta kan dolaşımında gerçekleştiği için kan basıncı büyük oranda düşer bu durumda olan hastalar dolaşım sistemlerinin kontrollerini yitirdikleri için dokular yeterli oksijen alamaz. İşte alerji bu şekilde şoka sebep olur. Buna ek olarak histamin kan damarlarını geçirgen hale getirir ve bunun sonucunda sıvı damar boşluğundan dışarı çıkarak tüm vücutta şişlik oluşmasına neden olur. Kan basıncının büyük oranda düştüğünü söylemiştik. Buna bir de vücuttaki şişlik eklenir. Evet, anafilaksinin ikinci çeşidi ise immünolojik olmayanıdır. İmmünolojik olmayan anafilaktik şok genel anlamda immünolojik şokla aynıdır. Farklı olan tek şey patolojidir. Burada IGE yüzünden aktive olan mast hücreleri yerine alerjenin özellikle mast hücreleri üzerindeki reseptörleri hedef alması söz konusudur. Bu da az önce bahsettiğimiz gibi sitokin ve histamin salgılanmasıyla sonuçlanır ve güçlü bir bağışıklık reaksiyonu sonucu giderek artan ak yuvar sayısı nedeniyle kan basıncı yani tansiyon büyük oranda düşer. Peki anafilaktik şokun belirtileri nelerdir? Belirtiler histaminin etkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Anafilaktik şok geçiren bir hastanın tansiyonu damarlarındaki genişleme sebebiyle çok düşük olacaktır. Kan damarları genişleyip kan deriye nüfuz etmeye başladığında deride kızarıklık, sıvının kan damarlarının dışına çıkmasıyla da şişlik oluşur. Histamin salgılanmasına bağlı olarak kaşıntı da görülecektir. Evet, bağışıklık tepkisine bağlı olarak beklediğimiz belirtiler bunlardır. Bunun yanında farklı belirtiler de ortaya çıkabilir. Örneğin rinore yani burun damarlarındaki genişlemeye bağlı olarak ortaya çıkan aşırı sıvı salgılanması sonucu burun akıntısı da görülebilir. Değinmek istediğim son derece önemli bir diğer belirti ise akciğerlerle alakalı. Histamin sadece damar genişlemesine sebep olmaz. Bunun yanında bronkospazma yani sağ ve sol ana bronşlarda spazmın ortaya çıkmasına neden olur. Bronkospazm sonucu hastanın nefes alması zorlaşır. Boğazda şişlik de olabilir. Bu durumda bronşlar iyice kapanır ve nefes almak daha da zorlaşır. Peki tepki vermeyen, nefes alamayan ve tansiyonu çok düşük olan bir hasta ile karşılaşıldığında ne yapılmalıdır? Laboratuvar testleri mi? Tabii ki hayır. Bu pek mantıklı olmaz. Hastanın durumuna ve klinik bulgulara göre bu hastanın şiddetli bir şok geçirdiği apaçık ortadadır. Tansiyonunun çok düşük olması anında müdahale gerektiren bir durum olduğu için hemen tedaviye başlanmalıdır. Tedavi hava yolu, solunum ve kan dolaşımına odaklı olarak planlanır. Öncelikle hava yolu hemen açılmalıdır. Hasta nefes alamıyorsa %100 oksijenle akciğerleri doldurulmalıdır. Anafilaktik şok geçiren hastaya yapılacak ilk müdahale solunum maskesiyle akciğerlere hava yollamak olmalıdır. Bunun yanında tansiyonun da hemen düzenlenmesi gerekir. Anafilaktik şok geçiren hastaların tansiyonlarını düzenlemek için kullanılan ve son derece etkili olan ilaç epinefrindir. Bu arada hastanın kan damarlarının genişlemiş olduğunu da unutmamak gerekir. Epinefrin güçlü sempatik aktiviteye sahiptir. Kan basıncını korumak için kan damarlarını daraltacak şekilde etki gösterir. Bu histaminin kan damarlarına olan etkisini doğrudan etkisiz hale getirir. Epinefrin akciğerler üzerinde de etki gösterir. Bronkodilatasyona neden olur. Böylece hava yollarının açılmasına yardımcı olur. Akciğerlere hava akışının sağlanmasının son derece önemli olduğunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Tansiyonu düzenlemek için damarların dolmasını sağlayacak serumlar da kullanılabilir. Evet, Anafilaksi geçiren bir hastanın tedavisi bu şekilde planlanmalıdır. Buna ek olarak verilecek antihistamin, histaminin etkilerini doğrudan ortadan kaldıracaktır. Son olarak epinefrin ve serumun tedavinin odak noktası olduğunu, çünkü hastanın tansiyonunu düzenleyerek dolaşım sistemini eski haline getirdiklerini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hoşçakalın.